Bugün ne kadar hızlı geçti? Akşam ne zaman oldu anlamadım. Gerçekten günler, aylar, yıllar çok hızlı geçmeye başladı. Size de öyle gelmiyor mu? 2017 bitti, 2018 kapıda. Daha dün 2017'yi karşılarken, hoş geldin 2018. De, ne ara geldin sen? Daha bir sürü yapacağımız şey vardı 2017'de. Son zamanlarda günler dakikalar kadar hızlı geçmeye başladı. Her gün birbirinin aynısı gibi. Kim hızlandırdı bu zamanı bu kadar? Tabii ki sen. 2017'yi bir cümleyle tanımla deseydiniz, sürekli bir şeyleri kaçırdığımız, yetişemediğimiz ve sürekli geç kaldığımız bir yıl olarak tanımlardım. Eskisinden çok daha fazla şeyle uğraşıp, her nasılsa çok daha yetersiz hissediyoruz kendimizi. Her şeyi yapabilirim. Bir sürü fırsat var düşüncesi, odaklanmayı zorlaştıran bir durum. Bir hatırlayın, yemek yerken, TV izlerken, arkadaşınızla birlikteyken yapacak çok daha iyi şeyler olduğuna dair kaygılandınız oldu mu? Ya da aynı şekilde sosyal medyada olan bitenleri, like'ları, mesajları kaçırmamak için bağımlılık düzeyinde akıllı cihazlarınızı sürekli kontrol eder misiniz? İngilizce'de bu duruma ilginç bir kısaltma bulmuşlar. FOMO, Fear of Missing Out. Fırsatı kaçırma korkusu gibi çevrilebilir. Bence bu kelime çok güzel tanımlıyor günümüzde yaşananları. O halde son dönemde kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlara, arkadaş sohbetlerinize şöyle bir göz atalım derim. Bir internet sitesi ya da bir uygulama mı yapsak acaba? Şöyle Facebook gibi ama biraz daha farklısı. Gerçi önceden ben Facebook'u düşünmüştüm biliyor musunuz? Yani ben yapacaktım, Mark yaptı gibi. Ya da bir YouTube kanalı mı açsak? Baksana millet yürüdü gitti. Kaçırmayalım bari bu fırsatı. Yok yok biz en iyisi bir Bitcoin alalım. 18 yaşında çocuk milyoner olmuş. İlk çıktığında 100 liralık alsaydık şimdiye o zengin olmuştuk bile. Neyse altcoin'ler varmış. Oralara gireriz biz. Tanıdık geldi mi? Sürekli kaçtığını düşündüğünüz fırsatlar ya geçmişe takılıp kalmanıza ya da gelecek hayalleri içinde kaybolmanıza sebep olur. Bu da bizi şimdiden koparıp sürekli kaygılı hissetmemizle sonuçlanır. Gördüğünüz gibi 2017 sözde kaçan fırsatlarla doldu taştı. O halde gelin 2018'in sözü şu olsun. Derin nefes alın, kabullenin ve etrafı fark edin. Anın kıymetini bilin. Çünkü elinizdeki tek şey şu an. 2018'de anda kalmanız dileğiyle. Mutlu yıllar.